Kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin ana çalışma alanlarından ve ülkelerin yumuşak güç kaynaklarından biridir. Kültürel diplomasi, sanat, bilim, eğitim, teknik gibi kültürel öğelerin ülkelerin itibarlarını arttırmak ve ortaklıklar kurmak amacıyla sunumu olarak tanımlanabilir. Her tür kültürel etkinliğin kültürel diplomasi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Öncelikle kültürel diplomasi bir ülkenin uzun dönemli dış politika amaçlarına paralellik gösteren bir etkinlik olmalıdır. Bu yüzden devlet örgütü içinde veya devlet örgütü tarafından desteklenen inisiyatifler kültürel diplomasi etkinliği olarak kabul edilebilir. Devlet içinde kültürel diplomasi dışişleri, kültür, turizm ve eğitim bakanlıkları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak günümüzde insanların yabancı bir ülke ve onun resmi kurumları tarafından yapılan yayınları propaganda ile ilişkilendirilmesi ve sunulan mesajlara karşı oluşan ön yargının önüne geçmek için sivil toplum ve özel sektörle devlet kurumlarının ortaklıklarının kültürel diplomasi amaçlı kullanımı söz konusudur. Bu nedenle kültürel diplomasi olarak nitelendirilen pek çok etkinlik giderek daha çok oranda devlet destekli dernekler veya vakıflar aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. Peki hangi faaliyetler kültürel diplomasi etkinlikleri içinde yer almaktadır? Öncelikle eğitim faaliyetleri bu başlıkta yer almaktadır. Okullar, temel ve orta eğitim kurumları, üniversiteler ve tabii ki burslar, örneğin Fulbright veya Türkiye bursları bunu örnek oluşturmaktadır. Değişim programları, örneğin Mevlana Değişim Programı, Türk Yüksek Öğretim Programları ile diğer ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve akademik personel değişim imkanı sunmaktadır. Kültür enstitüleri bir başka başlıkta yer almakta, kültürel diplomasinin en önemli ve en eski ayaklarından bir tanesini oluşturmaktadır. Amerikan kültürü, Fransız kültürü, Goethe Enstitüsü gibi bizim de Yunus Emre Kültür Enstitümüz dünyanın pek çok ülkesinde eğitim, sergi, konferans gibi etkinliklerle kültürel diplomasi yapmaktadır. Dans, spor, sinema, dil eğitimi, kurslar, seviye tespit sınavları ve eğitim materyalleri aracılığıyla ülkenin dilinin uluslararası yaygınlığını arttırmaya çalışmaktadır. Bunlar dışında müzik, fotoğraf, arkeoloji, uluslararası arkeoloji enstitüleri ve kazılar, diziler, sergiler, gastronomi, edebiyat, resim gibi pek çok alan kültürel diplomasi içinde yer almaktadır. Ülkeler, diğer uluslarla diyalog geliştirmek ve güven inşa etmek, kültürel ve siyasal tanınmayı sağlamak, ulusal imajı ve saygınlığı arttırmak, ulusal kültürle ilgili ön yargılarla mücadele etmek, her konuda gerçekleştirilebilecek uluslararası ortaklıklar için zemin hazırlamak, ulusal kültürün yaygınlığını arttırmak, uluslararası düzeyde kabul görecek bir dünya görüşü ortaya koymak ve son olarak da küresel barışı sağlamak için kültürel diplomasi etkinlikleri gerçekleştirirler.